Evet sevgili seyirciler bugün çok keyifli bir gün olacak. Söz veriyorum size neden çok keyifli bir gün olacak? Çünkü çok değerli bir insanın yanındayım. Ses konusunda hakikaten uzman bir arkadaş. Arkadaş dediğime bakmayın, kendisinin <laughs> adı yetkin amaçtır, oğlumdur. Ama oğlum hakikaten Türkiye'deki sayılı çok değerli insanlardan bir tanesi özellikle ses ve müzik dünyasında. Teşekkür ederim efendim. Tebeccün. Kaç senedir yapıyorsun bu işi yetkin? 17, 18 senedir falan bu işin içindeyim. Bunu yetkin sürem. çok bilinmez ama Türkiye'deki ilk diplomalı ses mühendislerinden bir tanesidir. Evet. City Guild. İşte City and Guilds London Institute'tan Hatta bazı eğitmenlerle beraber aldık diplomamız. Yani orada ses mühendisliği olarak hala tek bir çatı altında toplanmış değil. Tabi yetkinin yapabildikleri bu kadarla da kalmıyor. Onu da söyleyeyim size. Çünkü yetkinin çıkarttığı iki tane full albüm. Hatırlayamadığım sayıda single'ı var. Türkiye'de sayılabilecek seslerden bir tanesi. Yetkin şu bugüne kadar kaç tane film müziği yaptın? Şu ana kadar yedi tane uzun metrajım var. Yaptığım jingle'ları var. Yaptığımız reklam müziği jingle'ları var. Bol bol çalıştık. Evet aslen müzisyenim. Daha sonra ses mühendisliği üzerine eğitim aldım. Vokalistim de aynı zamanda. Dolayısıyla aslında bu ses mühendisliği eğitimimi müzikteki teknik tarafımı kapatmak için aldım. Ben ses mühendisi olayım, işim ses mühendisliği olsun diye değil de müzisyenliğime bir katkısı olsun, prodüktörlüğüme, aranjörlüğüme bir katkısı olsun olarak bu eğitimi aldım. Bir de biraz da parasızlıktan oldu değil mi Yetkin? Her şeyi kendin yapmak zorunda kaldığından dolayı. Evet, birazcık yani. da imkansızlıktan <laughs> dolayı oldu. Yani hem parasızlıktan hem imkansızlıktan biraz bütün müzisyenler bu yollardan geçerler. Şu an özellikle sistem ona tamamen ona dönmüş durumda. Çünkü artık kendin pişir kendin ye dönemi başladı. Albüm çıkarmak, single çıkarmak isteyen bir müzisyenin kendi bestesini yapması, kendi aranjesini yapması, kendi sesini kaydedip mixlemesi, mastering'ini yapması, hatta becerebiliyorsa kendi klibini çekmesi bunların hepsi büyük bir artı, büyük bir avantaj, sanatsal özgürlük açısından bir avantaj hem de ekonomik açıdan bir avantaj çünkü yönetmene ayrı para veriyorsun... aranjöre ayrı para veriyorsun, stüdyoya, ses mühendisine ayrı para veriyorsun. Bunlar çok külfetli işler. Dolayısıyla birazcık da hani bu külfetin altında kalmamak için e ben bunları öğrenip yaparım ne var ki deyip hepsini öğrenip yapıyor hale geldim yani yıllar sonra. Yetkin tabii Videografi hayatına önce kendi kliplerini çekerek başladı. Ayrıca Yetkin son zamanlarda herhalde bir sene önce oldu değil mi Yetkin bu? Geçen senenin başında. Sinematografiye de girdi ve 15 dakikalık bir kısa metraj çekti. Evet. çok festivalde festivalde de finallere kaldı, Mention'ları falan filan aldı. Seçkiler aldı. Dünyanın pek çok yerinde geçen senenin başında bitirdiğim bir ilk kısa metraj filmim. Uzun süredir istiyordum aslında film çekmek. Birazcık da tecrübelenmiştim kendi kliplerimden. Klip çekmek, sinematografi zaten çok ilgim var. Çok çalışıyorum buna. Bir de şöyle bir durumum var. Zaten e, sinema sektöründe müzisyen ve ses mühendisi olarak çalıştığım için setlerle ilgili, çekimlerle ilgili, işin, post prodüksiyon, işin video post prodüksiyonu ile ilgili zaten bir aşina aldığım bilgim var bunun dışında tecrübe'm orada da vardı bunların hepsini kullanarak onla da bitmiyor color correction'da ve color grading'te de gayet başarılı ya, bir colorist kesinlikle değilim. Şu an birazcık hani mecburiyetten yapayım hem de öğreneyim zihniyetiyle başladığım bir şeydi bu. O yüzden hepsini bilmekte bir fayda var. Çünkü bir yönetmen biraz müzisyen de olmalı, biraz kolorist de olmalı, biraz kurgucu da olmalı, biraz oyuncu da olmalı. E, bu anlamda da attığımız e, adımlarımız var. Evet, doğru. Küçük reklam auditionlarına da giriyorum, çıkıyorum. Bir reklamda oynamadım ama bu tecrübe olsun diye. Hani bir paket olmalı bir yönetmen, bir tam bir paket olmalı. Her şeyden biraz anlamalı diye. Biraz bu zihniyetle yapıyorum. Şimdi sevgili dostlar, Allah'tan benim şöyle bir avantajım var. Para oldu çok oldu için ben de acayip bir ekiple çalışıyorum bu YouTube videoları <laughs> üretmek Tan için. Büyük dev ekip. Dev ekip. Tek kişilik dev ekip. <laughs> Ses konusunda e, benim başka tecrübelerim var yani. Evet. Şimdi siz babamı birazcık bu YouTube kanalından tanıyorsunuz tabii fotoğraf ilgisinden tanıyorsunuz ama aslında babam çok geçmişten gelen bir müzisyendir, eski müzisyendir. Hatta benim gözümde annem de babam da birer harcanmış yeteneklerdir müzik anlamında, kendi besteleri vardır, bir takım albüm gelişimleri oldu vakti zamanda. Fakat tabii kendisi şanssız Türkiye'nin o 80 sonları 90 başı bu daha çok böyle, arabesk. Evet arabesk ve ta taverna müziğinin daha çok popüler olduğu evet. dönemde. Fransa'da büyümüş ve daha çok müzikal zevki daha Batıya yakın bir adam olarak yaptığı daha Batı tınılı bestelerin anlaşılmamasından kaynaklı bir sıkıntı yaşamış zamanında. Dolayısıyla bir yerden sonra bilmiyorum hani küstün mü acaba yoksa uğraşmak mı istemedin bir yerden sonra hani Yok. o yolculuk bir sonlanmış. İşi zaten çok profesyonel ben düşünmüyorum açık söyleyeyim. Neden Hı -hı. düşünmüyordum çünkü erken evlenmenin ben şansına erişmiş insanlardan bir tanesiyim diyeceksiniz ki öyle saçmalık mı olur? E bu bir anlayış meselesi bu bakış, bakış açısı, açısı. Aynen, aynen. ama ben oğlumla şu anda iki arkadaş bir sohbet edebiliyorsak yaş farkımızın bu kadar çok olmamasından evet. kaynaklı aramızda sadece 22 yaş var 23 net, yaş net var net bir avantaj kesinlikle net, öyle tabii. dolayısıyla o dönemde başka önceliklerimin ön planda olduğu bir de çok severek yaptığım işimde de son derece başarılıydım onun da mücadelesi e, para kazanmakta cazipti niye uğraşacaktım ama evet. ben hiçbir zaman müziği de bırakmış, yani bırakmadım Evet. Ee, müzik bir de riskli yani para kazanmak açısından çok riskli bir sektör Yetkinci bu tatlı sohbet için teşekkür ederim. Şimdi hangi bölümden başlayalım? Mikrofonlardan başlayalım. Mikrofonları ne çeşit mikrofonlar var? E, mikrofon seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birazcık ondan bahsederek başlayabiliriz. YouTube çekimlerinde Tabii. sevgili yetkinci. Benim ilk sorum sana. Ses nedir? Ses nedir? Evet, o en baştan bununla başlamak lazım. Ses aslında çok basit bir şekilde hava basıncının kulak tarafından algılanmasıdır özetle. Bizim ses olarak duyduğumuz şey beynimizin havada oluşan basınçların ses dalgasıyla kulağımıza ulaşması ve iç kulaktan algılanarak beyinde yorumlanması meselesidir hmm. ses. Yani ses aslında hava basıncıdır. Ses aslında bir taraftan da göreceli bir kavramdır. Çünkü sesi algılayış biçimi çok farklı. Ee, i̇nsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arası duyar. Mesela köpekler 20 Hz'in altını ve 20.000 Hz'in üstünü de duyabilir. Hmm. Dolayısıyla ses algı olarak göreceli bir şeydir. Limitli bir şeydir. Mi, Hertz nedir? Heh, ben soracaktım. Hertz'in geldiği yer tanım olarak Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz'in soyadından gelir. Bu adam elektromanyetik dalgaların ilk olarak var olduğunu kanıtlayan kişi. Hertz saniye başına devir anlamına gelir. Daha çok ses ve müzikte kullanılıyor Hertz. Ama e, zannediyorum ki foton enerjisi tanımlamada da kullanılıyor. Tabii o beni çok aşan bir konu. Ama daha çok ses boyudur. Bir devir bir Hertz'tir. iki devir iki Hertz'tir. İnsan kulağı en düşük 20 devirde saniyedeki 20 devirdeki hava basınçlarını algılamaya başlıyor. En yüksekte 20 bin devire kadar algılamaya başlıyor. Hmm. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Operatörleri çalış... düşünün. Operatörleri burada var. Şurada bir diyafram var. Operatörler ses çıkarmak için bu diyaframı hareket ettirirler. İleri geri hareket eder operatör diyaframı. Hmm. Dolayısıyla saniyede 20 kez hareket etmeye başladığı zaman biz 20 Hz duyarız. 20 Hz duyuyoruz hmm. ve kulağımıza bir ses olarak algılamaya başlarız onu. Pes bir sestir, bas bir sestir 20. Yukarıya gittikçe sayı büyüttükçe tizleşir. 20 bin Hz'e kadar da duyabiliriz fakat yaşta da doğru orantılı herkes 35 yaşından sonra yavaş yavaş tiz algımız azalmaya başlar pardon ne demiştin yetkin diyorum ki tiz algımız <gülüyor> <gülüyor> azalmaya başlar yani 35'ten sonra artık yavaş yavaş 17.000 Hz, 18.000 Hz'i biraz zor duymaya başlarız. Kulaklarına ne kadar iyi baktı ile ilgisi var. Bunun internette de testleri vardır. Çok tiz bir frekansı, sinüs dalgası sesini 18.000 Hz'de genç 7 yaşındaki birisi duyabiliyorken telefondan ya da operörden açtığınızda 70 yaşındaki birisi duyamıyor oluyor. Dolayısıyla bu ses meselesi birazcık göreceli bir iş. Tamam. Öyle bir kapatalım çünkü kafa karışmaya başlayacak. Tamam. Yetkin benim sormak soru, istediğim <laughs> sana ikinci soru. Ve Biz hani iyi bir şeyler yapmak özellikle de ses konusunda çünkü YouTube'da görüntüden neredeyse daha önemli sesini evet, doğru kaydı. Evet. Birinci senaryoda paramız var ve gücümüz var. Hı hı. Ne yapmalıyız? Zannediyorum mikrofon. mikrofon. almalıyız ha, tabii o, ki. Orada da mikrofon mevzusu evet, bayağı bir karışık evet, galiba evet, değil evet, mi? Öyle, aynen Peki, öyle. Basitleştirerek bize bunu kafa karıştırmadan açıklama şansına sahip misin? Deneyim. Çok kolay olmayacağını biliyorum. Deneyeyim. Gerçekten çok karışık bir mesele bu. Şöyle anlatayım. Mikrofonlar demin anlattığım gibi insan kulağı gibi çalışır. İnsan kulağı nasıl ki hava basıncını alıp beyinde sese ses dönüştürüyorsa mikrofonda hava basıncını alıp ...elektrik sinyaline dönüştürür. İki tip mikrofon vardır. Dinamik mikrofonlar ve kondenser mikrofonlar. Dinamik mikrofonlar kondenserler kadar hassas değildir. Ve dışarıdan bir güce ihtiyaç duymaz. Kondenser mikrofonlar ise dışarıdan bir 48 volt voltaj gücüne ihtiyaç duyar. Ee, bunun sebebi ise bobinsiz çalışmalarıdır. Dinamik mikrofonlar şöyle çalışır. Burada, buradaki diyafram gibi bir diyafram vardır. Her mikrofonun dinamiğinde, kondenserinde. Ee, bu diyafram ileri geri hareket eder hava basıncıyla. Bu hareket alttaki bobinle alttaki manyetiği iletilir. O manyetik de bunu elektrik sinyaline çevirir. O elektrik sinyali de bilgisayarımızda çevrilerek elektrik sinyalinin dijital dönüştür. Yani aslında insandaki kulakla aynı mantıkla çalışan bir şeydir. Teknik olarak beynimiz de elektrik sinyalleriyle çalışıyor. Aşağı yukarı aynı şey. E, kondenser mikrofonlarda da aynı sistem mevcut. Fakat kondenser mikrofonlarda bobin sistemi yok. Bir plaka var. Kondenser mikrofonda bunu gösteremeyiz muhtemelen. Çünkü kondanser Ama yani şöyle açıklayabiliriz güce ihtiyaç evet, duymaları. Evet, bir güce ihtiyaç duymaları meselesi. Güce ihtiyaç duymaların sebebi de bobin olmamasından kaynaklı. Yani aynı şekilde var diyafram sadece bir plakaya iletiyor sesi burada. Arada bir bobin yok. Dolayısıyla bu bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Bu teknik çok özetle böyle anlatayım. Anlatıyor. çok Bu, de, sinyalin, bu sinyalin güçlendirilmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir avantajı var kondenserin. Kondenser bir bobinle ihtiyaç duymadığı için çok daha küçük bir şekilde daha çok daha küçük mikrofonlar yapılabiliyor kondenser tekniği, kondenser mikrofonlama tekniğiyle. Hı hı. E, çünkü arada bir bobin ve manyete ihtiyaç duymuyor. Aradaki fark şu, dinamik mikrofonlar daha fazla hava basıncına ihtiyaç duyduğu için hassas mikrofonlar değil. Çok küçük sesleri de minik sesleri de her şeyi de almazlar. Kolay kolay da bir şey olmaz yani sağlamdırlar. Eee kondenser mikrofonlar da daha hassastır. Düşük sesleri daha net alır. Çözünürlüğü daha yüksektir. Hah bravo, çok güzel. Daha güzeldi. kaliteli, daha yüksek çözünürlük, daha detaylı ses alır, daha temiz bir ses alır. Hangi senaryolarda kullanacağız? Şimdi mikrofon seçerken önce kondenser ya da dinamik olup olmadığına bakacağız. Şimdi, dinamik mikrofonu yüksek bir yerde kayıt yapacaksak, yüksek volümlü ya da hassas seslere ihtiyacımız yoksa çok da fazla parlaklığa ihtiyacımız yoksa bunu kullanabiliriz. Müzik sahnelerinde, vokallerde kullanırlar bunu daha çok. YouTube için çekim yapacaklara dinamik mi? mikrofonu çok fazla tavsiye etmiyorum. Dinamik mikrofon daha çok sahnede, vokallerde bardığı zaman distort olmayacak, peak olmayacak atıyorum bir davul kaydedilirken bir sürü mikrofon kaydetmemiz lazım ve davul çok ses çıkartan bir şey. E, dolayısıyla daha az has, hassas durumlarda kullanabileceğimiz bir mikrofon. Ben daha çok kondenser mikrofon tavsiye ederim YouTube'da çekim yapacak insanlara. Çünkü bir daha fazla detaya ihtiyacınız var. Volümsüz durumlarda o volümü daha fazla duymaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla hangi mikrofonu seçerseniz seçin. Öncelikli olarak kondenser seçmeniz lazım ve şunu unutmayın kondenserle çalıştığınız zaman mutlaka artı 48 volta ihtiyacınız var. Bunu nasıl çözüyoruz? ya bazısında böyle pilli olur. Artık 48'i pilden alır. Ya da burada bizim kullandığımız gibi bir recorder kullanmamız gerekiyor. Bu recorderlarda artık 48 olabilir. Ya da buradaki yaka mikrofonlarımızda kendi pili var. Yani kondenser kullandığınız zaman mutlaka ve mutlaka artık 48 voltu çalıştırmamız lazım. Yoksa mikrofona kayıt yapamayız. Yiğitkin kondanser mikrofonlarda benim kafamı karıştıran bir şey var. Kimisi pildi hı hı. ve gücünü pilden alıyor. Kimisi de bunun gibi pilsiz gücü nereden alıyor? Kameradan mı alıyor? Tabii kondanserse mutlaka artı 48 volt güç alması lazım bir yerden. Hı hı. Kimin de bazısında böyledir. Bazı mikrofonlarda pilden alıyor. Bazısında bunun gibi de recorder'ın kendisinden alır. Ya da buradaki gibi burada pilim, pili buradandır. Hı hı, evet Yaka tabii. mikrofonların bazılarında kendi pili buradadır. Hiç, pil ben vardır. konudan konuya atlıyorum ama e, bir de lavalier mikrofon yani ile shotgun mikrofon arasındaki farkı çok kısa anlatırsan Hemen sevinirim. anlatayım. E, aslında mikrofonların polariteleri var. Yani algı alanları var. Şöyle özet geçeyim. Şöyle anlatayım. Üç tip algı alanı var. Cardioid, omnidirectional yani her alandan bir de figure 8 dediğimiz algı tipi vardır. Shotgun mikrofonlar aslında bir kardioid çeşididir. Kardioid kardioid mikrofon nedir aslında? Onu şöyle anlatayım. Hemen daha basitçe mikrofonun algı alanıdır. Yani mikrofonu şöyle düşündüğümüzde en çok şurasından alıyor ses girdisini. Çok az aşağıdan alıyor demek oluyor. Hmm. Şatkan ise bu kardiyoyutun, süper kardiyoyut ya da şatkan şatkan tipi deniyor. Kardiyoyutun sıkıştırılmış versiyonudur. Yani şatkan neredeyse sadece karşıdan ses alır. Lavalier mikrofonlar ise iki tiptir. Onlar da kardiyoyut ya da omni directional'dır. Omni directional'da her yerden sesi alıyor. Yani bundaki gibi sadece karşıdan değil her taraftan 360 derece sesi alıyor demektir. Lavalier böyle yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu evet. Lavalierler yaka mikrofondur. Gene e, bunların hepsi kondenser mikrofonlar. E, YouTube çekecek insanlar için e, dinamik mikrofon tavsiye etmiyorum. Kondenser mikrofon kullanmalılar. E, yaka mikrofonunda da iki tip vardır dediğimiz gibi ya omnidirectional bütün her taraftan alan ya da kardiyoittir. Yaka mikrofonunda da omnidirectional tavsiye ederim. Çünkü yaka mikrofonu duruma göre nereye bakın mesela ben buraya takabildim üzerime giydiğimde. E, babam birazcık daha aşağı takabildi. Dolayısıyla eğer direkt kardioid bir mikrofon alacaksak gene karşıdan bakması yani ses ses e, kaynağı karşıdan alması lazım. Ama Omnia Direction'da olursa her, her taraftan, taraftan sesi daha rahat alabileceği için. Ve şurada, en yakın sesleri daha net alacaktır. Tabii mutlaka daha rahat bir pozisyonda olacaksınız. Shotgun'da ise direkt karşıdan gelecek sesleri e, alınıyor. Şimdi Yetkin ben bir de e, hep tabii incelemelerimde şuna denk geliyorum. Preamp konusuna denk geliyorum. Hı hı. Ve genellikle bütün YouTube'çıların ortak şikayetlerinden bir tanesi de kameralarımızın preamplarının aslında bu iş için çok da uygun olmadıkları. Evet. evet. Bundan dolayıdır ki ben epey bir denemeden sonra hı hı. kayıtlarımı genellikle ben şuna yapıyordum. Ne yapıyordum? Bilgisayara aktarıyordum. Evet, evet. Oda City diye bir ses programı sayesinde. Ve sesleri senkronize ediyordum. Ve buradaki sesi Oda City programında düzeltebildiğim için bunu tercih ediyorum. Ama ne yazık ki dış çekimlerde böyle bir imkanım bugüne kadar yoktu. Dolayısıyla mecburen çok da düzeltemediğim kötü bir preamp'tan gelen kayıt kullanmak zorunda kalıyordum. Tabii. Bundan dolayı da şu rekorları daha yeni aldım. Hı hı. Bu Zoom'un H1N çok evet. yani en ucuz versiyonu, en ucuz profesyonel versiyonlardan bir tanesi. Evet, şu an ee, mesela bizim mikrofon kayıtlarımız buna kaydediliyor onu da hani bilmeyen varsa anlatalım. Bu dış kaynak daha sonra görüntüyle birleştiriliyor. Aynen öyle. Genelde eğer ki prof daha profesyonel bir çekim istiyorsanız YouTube'da mutlaka bir dış kaynakla kaydetmenizi tavsiye ederim. Ya da kameranı kameraya bağlayacaksanız mutlaka bir shotgun mikrofon bunun gibi ya da en kötü ihtimal bunun gibi. Yani al alabileceğiniz en ucuz shotgun mikrofon kameranın mikrofonundan kat kat daha iyi olacaktır. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani Kesin. Hiç şey diye düşünmeyin. Bu Çin e, malıdır o falan, konu, falan ha, diye O konuda da boya markasını incelemenizi tavsiye ederim. Hakikaten 300-400 liraya Gayet kaliteli, hakikaten çok iyi şatkan mikrofonlara sahip. Evet. Ha paranız gücünüz yetiyorsa tabii ki çok daha iyi markalar var. Rod var başta tabii. olmak üzere. Rod bu konuda dünyanın bir numaralı markalarından bir tanesidir. Kesinlikle. Mikrofon konusunda. E, daha çok imkanınız olur da eğer bir ekiple çalışırsanız zaten bir boom operatörünüz olacak. Bu mu da, da mısın? Duym duymuşsunuzdur dizilerde bazen hani boomcu diye. bu boom aslında şatkan mikrofonun bağlandığı şeye deniyor. Kolada. Deniyor. Alete boom deniyor. Şatkan mikrofon direkt karşıdan sesi aldığı için e, kameraya gözükmeyecek şekilde o boomla beraber ya yani şöyle aşağı yukarı aşağı kamera göz gözükmemesini şuradan alıyor yani. E, film daha çok sinemada kullanılır bu. Çünkü sinemada aktörün ya da aktrisin konuştuğu diyaloğun duyulması lazım. Bumcu da kim konuşuyorsa onu takip eder ki konuşma dışında başka bir şey sese girmesin. E, sinemada... Olabildiğince girmesin. Evet çünkü diyalog dışında başka geri kalan bütün sesler sinemada daha sonra kaydedilip tasarlanıyor. Buna da foley deniyor. Hı. Dolayısıyla temiz bir diyalog duymak çok önemli. Bumcu'da shotgun mikrofonla çalışan insan görevi o. Ya tabii yaka mikrofonuyla film çekilmiyor yani. Ya şöyle yaka mikrofonu da kullanılıyor. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle. Yaka mikrofonları gizlenir genelde. Sesli çekimlerde. İşte kıyafet altına gizlenir. Olabileceği, gizlenebilecek bir yere yaka mikrofonu Gizlenir bu yaka mikrofonları kablosuz da olabileceği için yaka mikrofonunun kablosuz wireless cihazıyla beraber gizleniyor. Hem yaka mikrofonundan kayıt alınıyor hem de bundan kayıt alınıyor. Çünkü bazen problem yaşayabiliyorsunuz mikrofonlardan. Ben eğer. hemen bir anekdotumu anlatayım. Yine bir içerik hazırlarken bu mikrofonu kullanayım dedim. Bende de dedi, bir tane boom kolu var. Ha dedim bilgisayar gözükmesin. Hep bilgisayara bilgisayar gözüküyor. Oraya kaydediyorum. Önümde bu da duruyor. Hani dedim ki bu sefer olmasın. Boom koluyla bu mikrofonu bağladım ama ne yazık ki ben şuradaki düğmesini açmayı unuttum. Ha tabii. Kayıt. Ee, onda şey bağladım. Kameraya bağladım. Kameraya bağladım. içinde kendi kameranın mikrofonunu da devre dışı bırakmış oldum. O çekim boşa gitti. Çöp attım yani. <laughs> Maalesef sesle. Yani ses o yüzden oldu. mutlaka mümkünse çift kayıt yapın. Ne olur ne olmaz. Tabii. Hatta yapabiliyorsanız üçüncü bir çaktırmana bir kayıt dahi yapın ki ne kadar çok yedek o kadar garanti alır sizi. Tabii. Yani şöyle düşünün koskoca milyon dolarlık filmlerde de aynı sistem kullanılıyor. Yani oyuncularda bu Birer yaka mikrofonu mevcut, bir de boom operatörü mevcut. Boom operatörü de yukarıdan sesi kaydediyor. ya Çünkü şöyle, şöyle şeyler olabilir. Mikrofon gizlenir, bu Lavalier mikrofonlar çok küçük ve çok hassas mikrofonlar olduğu için kıyafet seslerini alabilirler. Fışırtıları şırtılar alabilirler. Atıyorum o esnada rüz rüzgar esiyordur. Bir tane boom mikrofonuna tepeden rüzgar girmiştir. Boom mikrofonunun kaydını kullanamayabilirsiniz. O zaman lavalyere geçilir. Ya da kötü yerleştirilmiştir. Çok boğuk bir ses kayıt almıştır. İkisinin arasında geçiş yapılabiliyor. Bazen ikisini beraber üst üste koyup mixlenebiliyor. Dolayısıyla. Hani bir kolaylık, bir rahatlık olması açısından, bir garanti olması açısından YouTube çekimlerinde özellikle çok önemli. Çünkü filmde çözebiliyorsunuz. Kötü ihtimal tekrar dublaj yaparsınız ama ya, YouTube'da, YouTube'da yani YouTube'da da yaparsınız da hani bu konunun uzmanı değilseniz çok komik gözükebilir YouTube'da yapacağınız evet. dublaj. Evet. ...bir de doğallığı bozulur işin. Tabii doğru. Bir manası yok. Buna dikkat etmek lazım. Buraya geri döneriz ama ben ikinci senaryoyla da ilgili bir şeyler anlatmak ha, istiyorum. Lütfen, evet, çünkü yani... diyelim ki yok imkanınız. Yok imkanın. ee, Ve, Elinde de ne bileyim ben küçük yani... bir ucuz bir makine aldın. Hani ben tanıtacağım ya size x 7 var elinizde. Evet bir başlangıç zaten, makinesi var. Zaten bunları da bağlayamıyorsunuz. Çünkü bunlar 3.5 mm girişi evet. sahip. x 7nin maalesef 2.5 mm bir girişi evet. var. Zaten bunu bile bağlayamıyorsunuz x 7ye Mesela. Evet. Mesela. Aynen. Bu tür durumlarda iki şey tavsiye edebilirim insanlara. Kameranın mikrofonundan mecbursanız yapacağınız çekimlerde ses kaynağı mikrofona ne kadar yakın olursa o kadar net sonuç alırsınız. E, yani evet daha, bir, evet daha safe bir daha son, sonuç alırsınız. Olabildiğince dış çekimlerden kaçınmak zorundasınız eğer bir mikrofonunuz yoksa. Sadece kamera mikrofonda kaldıysanız, dış çekim yapmak durumundaysanız gene o zaman kameraya konuşurken en azından mutlaka yaklaşın. Ya da bir çözüm daha söyleyebilirim size. Hepimizin cebinde bir ses kayıt cihazı mevcut. Aa bravo. Bazı durumlarda bu tarz kondenser mikrofonlarda set setin içine gizlenir. Sinemada da kullanılan bir teknik bu. Yani bunları lavalye yerlerimizi gizledik, bumcumuz var. Bir tane de masaya mikrofon gizledik. Ne olur ne olmaz bir kayıt daha. Bu tür durumlarda telefonlarınızı kayıtçı olarak kullanabilirsiniz. Ortamda tutabilirsiniz. Buradan bu mesafede kullanacağımız, kayda yapacağımız kayıtta telefonunuzu buraya kalıp telefonunuzla kayıt alabilirsiniz. En azından orijinal kayıtla üst üste koyup bu kaydı güçlendirebilirsiniz. Sizin için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü bazı telefonların özellikle mikrofonları çok güzel, çok da harikada kayıt yapıyor. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim ben size. Bazı durumlarda ses tasarımı yaptığım durumlarda eğer elimde bir rekordörüm, bir kayıt cihazım falan yoksa ya da o esnada bir şey duydum kaydetmek istiyorum. Bir ortam sesi. Bunu filmde kullanırım diye diyebileceğim bir ortam sesi. Telefonla kaydedip gayet telefondaki kaydımı ortam sesi olarak, ses tasarımı olarak kullandığım bile oldu benim. Yani tamam. profesyonel Filmlere bile kullanılabilir. Burada da telefonda dikkat etmeniz gereken şey telefonun kendi kayıtçısını değil de daha profesyonel, daha yüksek bitlerde, daha yüksek kilohertzlerde, daha yüksek çözünürlükte kayıt yapabilen bir kayıtçı aplikasyonu kullanırsanız ha. işinizi çözebilirsiniz bu şekilde. Yani sonraki aşaması da zaten aplikasyonlarla onu işlemek. Peki yetkincim çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler nasıl kafanız bulandı mı? Şu anda beyin yandı mı? Çok, Hep yetkinin suçu bunlar ben söyledim. Çok bunaltmamışımdır umarım yani. Ha. <laughs> kusura bakmayın bunu aldıysa da yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş şey alın. 0.25'e alıp izleyin. Aynen, kötü aynen öyle. 050, kötü 0.25 yavaştan izleyin. Yavaştan kötü izleyin. ihtimal çok Aa, Sevgili sevgili dostlar, bu içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Fotoğraf çekmek kolay. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Öpüyorum sizi.